Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Gecemiz mübarek olsun arkadaşlar. Eğer yetişebilirsem bugünkü sayfalarımız 123, 109, 223 Kastamonu'dan okuyacağım. İlk önce 123'ten okuyorum. Araya girip soru sorabilirsiniz. Sesi açabilirsiniz. Var mı böyle? Serbest. Evet, bu zamanda siyaset kalpleri ifsat eder. Aklı ne yapar? Darmadağın eder. Nereden söylüyorum? Kastamonu 38. Asabi ruhları, asabi, azap içinde bırakır. Selameti kalp ve istirahat-ı ruhu isteyen adam siyaseti bırakmalı. Aynı. Ne istemesi? Selameti kalp, kalbin rahat olmasını ve ruhun istirahat etmesini istiyorsa siyaseti bırakmalı. Bırakmayan kalp ve ruhu muzdarip olacak. Bu kesin. Mesela ben tahtisi nimetlerinden diyorum, rüya girmez. Akşama evradımla okuyorum. Evradımı, dersimi çalışıyor. Dersimi çalışıyor. Koca bir günde ne yazdım biliyor musunuz? Ders çalıştım. Mübalağasız. Bir satır, İki satır, iki buçuk satır. O kadar. Ama çekirdek. Ha. Niçin söyledim? Kalbim, ruhum rahat. Çünkü siyaseti takip etmedim. Evet, şimdi efendim. Burada asabi ruhları azap içinde bırakır diyor da. Niçin sadece asabi ruhlar diyor burada? Diyor ki asabi ruhlar, mesela bazı vurdum duymaz ruhlar var ya böyle, takip etse de etmese de bir çuval bir şeysi yanmaz. Umrunda değil yani. Adamın umrunda değil. Asabi hassasiyeti fazla olan demek. Sinir değil bu. Hassasiyeti büyük. Ümmet ruhu var. Ümmet ruhu var adamda. Ve hamiyetli. Yapamıyor. Engel olamıyor ya, yanlışa, zulme. Ondan. Diye anlıyorum tabii böyle. Benim anladığım. Evet, şimdi küre-i arzda herkes ya kalben, ya ruhen, ya aklen, ya bedenen gelen musibetten hissedardır, azap çekiyor, perişandır. Bunun dışında kimse var mı? Şimdi küre-i arzda herkes ya kalben, ya ruhen, ya aklen, ya bedenen gelen musibetten hissedardır, azap çekiyor. Hiç mi kurtuluş olan yok? Var. Onlar da bir avuç. Onu da sayacak. Bilhassa ehli dalalet ve ehli gaflet. Ehli dalalet ve ehli gaflet. Bir tanesi kafir, bir tanesi gafil Müslüman demektir. Ehli dalalet malum. Dalalet kimdir biliyor musunuz dalalet? وَاِلِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِّينَ. Dallin. Dalalet ehli. Kim? Hep sorsalar
Dallin kimdir? Dallin, dalalet ehli. Hristiyan. Olmadı. Olmadı. Hepsi aynı de. Aynı belki yola çıkar ama. Fikri bozduk. He? Gaflette düşmüş müsün? Yok. 25. sözden söyleyeceksiniz. Rehbersizlik. Ehli dalaleti şöyle tavsif eder 25. sözde. Kendi akıl ve kalplerine mi güveniyorlar ki senin rehberliğini bırakıp dalalete düşüyorlar? Peygamberin rehberliğini kabul etmeyen ehli dalalettir, dalindir. Ama sonuç itibariyle söyledikleriniz tutuyor da ben 25. sözdekini şey yapmanızı istedim. Şu anlar mı yok yanında? Orada. Orada. Şimdi bak, çok tuhaf tarafı, niye altını çiziyorum? Ehli dalalet anladım. Ehli gaflet. Ehli gaflet kim? Müslüman. Ama şuursuz. Hiç. Fak balığı. Hiç meselesi yok yani. İmanı kazanma ve kaybetme davası açılmış. Böyle kendisini emin zannediyor. İşte... Hizmet mi? Başkaları yapsın canım. Musa Aleyhisselam'a demişler ya, savaş, cihat şeyi geldi. Rabbin savaşsın dedi ya Musa. Gittin Rabbin savaşsın diyor. Yani hizmet mi varmış, defa mı varmış, dua mı edilecek, alakadar mı olacak, ders mi var, sohbet mi var, kendime yükleme mi var? Şu anda mesela... videolardan geri çıkmıyor ki bu derse girsin. Mesela adam YouTube'da nasıl çıksın ama yarın aradığı zaman canım sıkıldı, abi telefonu açmıyor. Sitem arasında demiyorum işte, ehli gaflet. Şu an ne yapıyor? Yani bu derse girmemekle ders mi okuyor? Hiç umurunda değil ya. Ders mi varmış? Aldığım habere göre bu ayın sonunda kapanma var tamamen koronayla. O zaman diyecek ki ne yapalım, korona var, derse gidemiyoruz. Hayır, bu bahane geçerli değil. Niçin değildir? Açıkken gitmeyen, kapalıyken aynen gitmemek şeklinde devam eder kader cihetiyle. Açıkken derslere giden, kapandığı zaman gidememek özür oluyor. Dinen özürdür. Hastayken ülkelerini okumuyor ya. Okumuş diye kabul ediyorsun. Evet, ustad öyle. Aynı hastalar risalesini. Aynen. Siyahlıyken okuyan, hasta olduğu zaman okuyamasa okumuş gibi kabul ediliyor. Bunu toplamıştım da öyle geçiyor. Derslere şimdi gitmeyen, kapandığı zaman gidilmemesi kesinlikle o gidilmeme şeklinde devam eder. Nerede söylüyor? İşaret-i Caz'da söylüyor. 60 sene yaşayan bir insanın diyor, küfürle geçse Allah niye sonsuz cehenneme koyuyor? 60 sene küfürle geçen 60 sene ceza olsun. 7 tane şıkkı izah ediyor. Bir tanesi nedir? Yaşantısı yaşayacaklarının belirtisi olduğundan sonsuz yaşasaydı gene böyle olacaktı. İkinci izah, kabul ve red olduğu red ruh yaptığı için ruhun da yapısı sonsuzdur. Onun için ruhuna göre cevap veriliyor. Ruh reddedince ruhsaldır. Ruhun da nihayeti yok, cezası nihayetsizdir. Üçüncü bir cevap. Reddedilen, kabul edilen Allah olduğu için Allah neyse kabulü, kabul etmekteki mükafat da o cinstendir. Allah neyse reddedildiği zaman cezası da onun zıttı kadardır. Allah sonsuz, ezeli ve ebedi olduğundan reddedildiğinden cezası da sonsuzdur. 7 tane böyle devam ediyor ama bana lazım olan üçüncüsüydü. Behemehal diyor, yaşaması yaşantısının göstergesi olduğundan yaşarken yaşamadıklarının, mesela şimdi yaşıyor, ben 60 şimdiye kadar yaşadım şu kardeşler, namaz kılıyor. Vefat etse kıyamete kadar namaz kılıyor gibi devam ediyor. Çünkü yaşasa devam ederdi. Ona göre alıyor. Şimdi derse gelmeyen, gelmeyecektir. Hiç gelmemeyi olarak yazılır.
Hadi korona oldu. Canlı yayında yoksun bak. Yani niye söyledim? Sitem hayır. Ehli dalalet ve ehli gaflet. Bu ehli gaflet. Yani sonra ne olmuş bunlara? Rahmeti umumiye-i ilahiyeden ve hikmeti tamme-i süphaniyeden habersiz olduğundan. Nevi beşere, rikat-i cinsiye, alakadarlık cihetiyle kendi eleminden başka nevi beşerin şimdiki elim ve dehşetli elemleriyle dahi mütehlim olup azap çekiyor. Ne azap çekiyor? Yangındır, yangın da gelecek. Yangınla alakalı bir yer okuyorum. İşte deprem oluyor, şu oluyor, katliam oluyor, şey. Rahmet-i ilahi bak, rahmet-i umumiye ilahiyeden. Rahmeti umumiye ilahi ne demek? Allah muamele ederken kişinin ruhuna dünya yani bir olay şey yaparken bir Allah seyrediyor. Esmalar hükmünü icra ediyor. Meleği âlâ sakinleri, ruhanileri ve melekler seyrediyor. Başka dünyadaki hadiseler ahirete sermediği manzaralar oluyor. Başka insanların ruhunun inkişafına veya batmasına sebebiyet veriyor. Başka altı, nefsin melavegah oluyor. Demek ki dünyadaki icraat bir Allah seyrediyor. Yani niye böyle oluyor? Bir Allah seyrediyor. Senin hissene bak. Niye böyle oluyor? Senin hissene bak bakalım. Bir Allah seyrediyor. İki, esmalar hükmünü icra ediyor. Üç, meleği âlâ ruhanileri, Cebrail, Mikail, İsrail, bütün 18 melekleri seyrediyor. Âlemi gaybtaki sükun bulmuş, ruhani, buradan göçmüş ervahlar seyrediyor. Beş, ahirete sermediği manzara oluyor. Altı, insanların ruhuna bakıyor. Yedi, nefsin melavegâhına bakıyor. Bizim kokmuş hevesimizi kainata mühendis mi yapıyoruz? Dün derste okumuş. Demek ki niye anlattım? Rahmeti umumiye ilahiye bu. Yani bu bütünsel olarak Allah da muamele ediyor. Rahmeti umumiye ilahiye. İki, hikmeti tamme-i süphaniye. Kainata tasarruf eden zatın süphandır ve tam bir hikmet sahibidir. Ve Kastamonu kaçtı? 220 miydi? 220'de şöyle geçiyor. Senin bu şiddetli teessürün, Kastamonu 220'den okuyorum. Senin bu şiddetli teessürün o hakim ve rahimin hikmetini, rahmetini bir nevi tenkit hükmüne geçer. Rahmet ilahiyeden ileri şefkat olunmaz. Hikmeti Rabbaniyeden daha ekmel hikmet daire imkanda olamaz. Asiler cezalarını masumlar, mazlumlar zahmetlerinden 10 derece ziyade mükafattan alacaklarını düşün. Şurası çok önemli gençler. Bak burası çok önemli. Burayı dikkatinizi çekmek isterim. Senin daire-i iktidarın haricindeki hadisata senin fikrin, ilmin yani senin tartamayacağın niyesini bilmiyoruz. Senin daire-i iktidarın haricindeki hadisata nasıl bakacağız? Bir, onun rahmeti. İki, onun hikmeti. Üç, onun adaleti. Dört, onun rububiyeti noktasında bakmalısın. Ben de o lüzumsuz şiddetli elem-i şefkatten kurtuldum. Demek ki daire-i iktidarımızındaki harici, daire iktidarın haricindeki hadiselere şöyle bakacağız. Allah'ın rububiyeti, hikmeti, adaleti ve inayeti var. Ben bilmiyorum diyeceksin. Ve böyle bakarsan şiddetli şefkat elemden kurtulur. Yoksa ne olur? Niye? Niye böyle oluyor? Niye böyle gidiyor? Deyip kendi kendini yersin. Hiçbir şey olmaz. Dört şeyine tersi olur o zaman. Tersi olur.
Demek ki ehli dalalet ve ehli gaflet, yani gafil Müslüman, sonuç itibariyle ikisi eşit. Nasıl bakıyorlar? Rahmeti umumiye-i ilahiyeden, hikmeti tam'i subhaneden habersiz olduğundan nevi beşere, rikat-i cinsiye, yani aynı cins olduğumuzdan insanlık cihetiyle, alakadarlık cihetiyle kendi eleminden başka, kendi sıkıntısını sanki kaldırmış da nevi beşerin, umum insanların şimdiki elim ve dehşetli elemleriyle dahi müteellim olup azap çekiyor. Niye? Çünkü lüzumsuz malayani bir surette o vazifi hakikiyelerini ve elzem işlerini bırakıp afaki ve siyasi boğuşmalara ve kainatın hadisatına merak ile dinleyerek, karışarak, ya olmaması lazım falan fikirler yürüterek ruhlarını sersem akıllarını gevze etmiştir. Ruhlarını sersem akıllarını geveze etmişler. Ve bilerek kendi zararına fiilen rıza göstermek cihetinde, zarara razı olana şefkat edilmez manasındaki er razı bi zararı la yunzerüle kaide-i esasiyesiyle şefkat hakkını ve merhamet liyakatını kendilerinden selbetmişler, kaldırmışlar. Onlara acınmayacak ve şefkat edilmez ve lüzumsuz başlarına bela getirirler. Demek ki er razı bi zararı la yunzerüle zarara bilerek, severek razı olana merhamet edilmez, şefkat edilmez, lehine bakılmaz. Biliyor mu? Biliyor. Ben bu derslere girsem, kitap okusam, siyasete karışmasam, haberlerle, videolardan uzak dursam rahat edeceğim. Biliyor mu? Biliyor. Peki bildiği halde giriyor mu? Giriyor. Er razı bir zararı la yüzerüle kaidesi bununla çalışıyor. Zarara bilerek, severek girene merhamet edilmez. Ben de böyle şey yapıyordum. Yani o bana o kadar yardım ediyor ki. Yani diyorum bak, şimdi çalış. Okul olur, iş olur, meslek olur. Bak çalış. Hayatımdan sana söylüyorum. Gençliğimde küçük yaptığım fedakarlık, dünya ve ahirette yiyorum. Bak böyle açı. Küçük bir açı, bir derece ama ileriye doğru yekün teşkil ediyor. Bak diyorum delikanlı, şimdi fedakarlık yap. Ya girme, dersini çalış. Girme bu işi, kap. Bu mesleği kap. Bırak şu videoları. Bak küçük bir tercih ileride, fazla da uzun değil abi, kaç sene sonra dünya ve ahirette sana, hayatına büyük bir değişikliğe sebebiyet verecek. Küçük ama. Ben 58 yaşında olduğum için onu sanki aklını, ruhunu, içini hissetmiyorum. Çünkü sen 30 yaşındasın, 58 haleti bilemezsin. Ben daha önce 38 oldum, 28 oldum, 18 oldum, şimdi 58'im. Sen daha 58 olmadın. Ben senin ortalama hissiyatını bilirim. Bir de Risale-i Nur gözüyle bakarsam %90 bilirim sen. Ben onu söylediğim zaman Sami ya kafayı sokmuş ya dersen. Ben, biz de ne yapıyoruz? İnsanla meşgul olduğumuz için işimiz saf tiliye giriyoruz. Saf tili. Bir şey anlamaz oğlu. Usta böyle derdi bana anlatırken. Hasan soy ismin saf tirik oğlu olacak diye. Saf tirik. Hep böyle şey yaptı. İki sene Çağlayan'a koydu. Hiç uğra... Pazartesinde pazartesi derse uğradı. Ya bu adam ne yapar ya? Dershanede bırakmış. Şu adliye var ya Çağlayan'da. Onun aşağısıydı. O zaman adliye de değil. Orası Çağlayan Lisesi'ydi. Yani adam anlamaz oğlu olacaksın. Bazen Hasan duymaz oğlu olacaksın. Basma, saf triko, basmasın kafanı. Şimdi böyle diyorum bak, gençler diyorum, şu anda hepinize de söylüyorum. Şu anda yapacağınız küçük bir katkı,
küçük bir tercih, küçük bir nefsinizden fedakar girmeme vidalara dünya ve ahirette alacaksınız. Aha benim hayatım, ben gençlikken yaptığım bu küçük tercihlerden şimdi dünyada da yiyorum, ahirette de ümitliyim. Şu anda rahatım. Çok rahat, kalbim ve ruhum rahat. Alışmışım girmemeler oturacak. Rahatım, rahmet-i ilahiyeden ümitliyim. Allah'ın kainatı rububiyetine, Allah'ın kainattaki adaletine, Allah'ın kainattaki inayetine, merhametinden daha ileri şefkatimi sürmüyorum, düşünmüyorum. Akıl cihazımla Allah'ın merhametini anlamaya çalışmıyorum. Çünkü Allah'ın aklı yok. Akıl cihazdır. Cihaz anlama aletidir. Allah anlamaz ki. Allah her şeyi ezele verdi biliyor. Allah anlayasın diye alet vermiş. Aletle anlıyoruz. Akıl alettir ya. Termometre gibi. E ben bu yaratılan aletle yaratan zatı nasıl anlayacağım? Akıl teslim olmuyor. Anlamaz oğlu olacaksın dedi. Hiç saftirik olacaksın. Duymaz oğlu. Görme bir şeyleri. Bazen sağır olacaksın. Sağır olacaksınız diye anlatıyorum. Bana dedi diye size naklı diyor. Bazen kör olacaksınız. Bazen sağır olacaksınız. Basmayacak kafan. Saftirik diyecekler. Saftirik. Anlamaz oğlu olacaksın. Hiç. Errazi bir zararı la yüzerüle onlara bilerek ve severek tercih ettikleri için eskiden azap çekerdi. Yakınım olur, alakadar olduğum cemaatte olur. Üzülürdüm. Şimdi hiç üzülmüyor. Sen çektin, sen tercih ettin. Senin sahibin var. Sen bu dünyada imtihansın, ben de imtihandayım. Yani geniş anlatıyorum ki kafamızı sokmayalım Allah'ın işine. Allah'ın kainattaki tasarrufatını yönlendirmeye çalışma. Beni nasıl öldürecek? Kalp krizine mi gideceğim? Tansiyona mı gideceğim? Trafik kazasını öldürecekler mi? Ne yapacaklar? Kafanı sokma. Senin işin değil. Yani en şey çarpıcı misaller veriyorum. Herkes layık ve mustahak olduğu yerdedir. Görüyor, görecek. Nereden söylüyorum? 20. mektuptan. Madem böyle ilmi muhiti ezeli var, kim nereye layık ve mustahak ise öyle muamele ediyor ve edecek. Kim nereye layık olmuş? Allah'ın muhit ilmi onu da kuşatmış. Kim nereye layık ve mustahak ise onlara öyle muamele etti ve ediyor. Kaidesiyle şefkat hakkını ve merhamet liyakatını yapmayın. Ben yapıyordum, azap çekiyordum. Kastamonu 77. sayfada, 75. Allah'tan ileri şefkat yapmak neymiş? Hatırlayan var mı? Heh, aferin. Marazi ruhi sakami kalbidir diyor. 75 Kastamonu. Ya. Ha, şurada. Marazi ruhi sakami kalbi. Allah Allah, neler diyor ya. Ya küllat acayip bir şey ha. Hoşuma yatıyor yani. Bak şimdi. Şefkat insaniye merhameti Rabbaniye bir cilvesi olduğundan. İnsandaki şefkat var ya. Merhameti Rabbaniye'nin bir cilvesiymiş. Okyanustan İmam-ı Gazali'ye göre İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne göre okyanuslar gibi düşün diyor rahmet-i ilahiyeyi. Bütün hayvanların, bütün insanların, validelerin ve insanların merhamet ve şefkati o okyanusa göre bir damlaymış. Yani okyanustan bir damla hayvanlara, insanlara dağıtılmış, validelere dağıtılmış şefkat olmuş. Bak, şefkat insaniye, merhameti Rabbani'nin bir cilvesi olduğundan elbette rahmetin derecesinin aşmamak ve rahmetenlil alemin zatın aleyhissalatü vesselam mertebe-i şefkatinden taşmamak gerektir. Eğer Allah'ın kainattaki tasarrufuna, şefkatine, adaletine, merhametine, inayetine sığdıramayanlara eğer aşsa, taşsa, ya acıyorum değil, o şefkat değil. Taşsa, şefkat elbette merhamet ve şefkat değildir. Belki nedir? Dalalete ve ilhada sirayet eden bir marazi ruhi ve bir sakami kalbidir.
Çünkü Allah'a itiraz edecek. Ey Allah'ım, içinde ne ha? Gücün yetiyor. Bunları da biliyorsun. Ben acıyorum da, sen acımıyor musun? Niye böyle müsaade ediyorsun diye demeye itirazlar başlıyor içeriden. O şefkat dalalete götürüyor. Şeyde vardı mektubatta, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri surlara gelmiş, fethedeceği zaman toplarına kafirlerin, Bizans'ın içinde Cibali Baba denilen bir meczup evliya varmış, meczup. Kafircuklarıma diyor, niye top atıyorsun diye Fatih'in toplarını havadan tutup geri atıyormuş. Meczup. Görüyor musun? İstikametsiz meczup. Neler var ya? İşini yap, karışma Allah'ın işine. Ben tahmin ediyorum ki, burası çok önemli, bu günün meselesi. Ben tahmin ediyorum ki diyor, bütün bu küre yarsın bu yangınında, dünyanın yüzündeki yangınlardan, sanki bugün yazılmış, ve fırtınalarında, fırtına yok mu sel baskınları? Duyuyor musun Mehmet? Van'da şey var değil mi, sel. Rize'de de sel var. Diğerlerde yangın var. Diyor ki, ben tahmin ediyorum ki bütün bu küreye arzın bu yangınında, bir, aynı anda fırtınalarında, sellerde, selameti kalbini ve istirahat ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakiki ehli iman ve ehli tevekkül ve rizadır. Bunların içinde de en ziyade kendini kurtaranlar, Risale-i Nur'un dairesine sadakatle girenlerdir. Ben tahmin ediyorum ki küre-i arzın bu yangınında ve fırtınalarında selameti kalbini, istirahat ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakiki ehli iman. Hakiki. Hakiki dediğine göre, bir daha okuyorum. Bu yangından ve fırtınalarında selameti kalbini ve istirahatı ruhunu muhafaza eden, kurtaran yalnız hakiki ehli iman. Sonra ehli tevekkül, sonra rızadır. Mesela nefsi mertebesini sayabilir misiniz bana? En aşağısından soğan kabuğundan dışarıdan içeriye doğru gidin. Nefs-i emmare, nefs-i levvame, nefs-i mülhime, nefs-i raziye, nefs-i marziye. Ha, dur, tamam. Burada rızadır. Yani Allah'ın kendisi hakkında ve kainattaki tasarrufuna razı gelen. Mesela Allah senin hakkında tasarruf ediyor, şunları nasip ediyor. Doktorluk nasip etti ve 3-5 sene çalıştırdı. Gel dedi, vakıf ol dedi. Yapan Allah. Sen bu icraata razı mısın, değil misin? İşte nefs-i raziye. Allah senin hakkındaki tasarrufa itirazın var. Niye bana böyle yapıyor? Niye böyle nasip etmedi ya? Niye bunlar olmuyor? Niye dediklerim olmuyor? Mesela ben bir tanesini biliyorum. Yani biliyorum derken tahmin ediyorum. Adamın ruhunu sana söylüyorum. Adeta tövbe estağfurullah. Ey Rabbim, bu kadar senin dinine hizmet ettim. Niye benim dualarımı kabul etmiyorsun? Diye itiraz edeni biliyor. Ve her şeyi hissediyor. Onunla gitmiş, bakmış. Mesela şu anda bir yer... Duymuyorum Mehmet. Şu anda bir yer var. Niye onlar rahattırlar? Mesela orada okusan çok güzel bir yer. Nasıl? Kim rahat? Anlamadım. Müslüman talebeleri. Şualar 313. Anladım. 295. Yok, getir. Burada atıfı var. Bak şöyle. Peki kardeşler de görür. Bak arkadaşlar. Şuradan okuyorum. Göresiniz diye şey yapıyorum. Şurada. Atıfı göresiniz diye söylüyorum. Kenarlarında nerelerde izah var. Burada da, burada da. Bu şey abi. He. 295 abi. 295 var burada, evet. Var mı orada?
Var var, atıf var. Bir de 313, 295. Tamam, okuyayım. Ama uzar yani, çok yok. Kısa bir asal, kısa bir asal. İyi, tamam, kısayı sokurum. Çünkü iyi okurum. Çünkü. Yani niye sıkıntı çekmiyorlar? Çünkü. Çünkü kalp ve ruh ve akılları imanı tahkiki nurları ile sıkıntı çekmezler. Maddi zahmetler ise Risale-i Nur dersi ile hem geçici, hem sevaplı, hem emniyetsiz, hem hizmet-i imaniyenin başka bir mecrada inkişafına vesile olmasını bilerek şükür ve sabırla karşılıyorlar. Yani olaylı. Zahirde mesela yangın, sel baskınları zahirde şer, akıfta şer. Ama başka mecrada bir inkişafa tohumu var. Başka bir inkişafa sebebiyet veriyor, verecek. Hiç mümkün değil. Pil mesela biter. Nasıl biter? Ya ses kaydına, ya kamera, ya bir şey pil harcamasanız pil bitmez. Onun bitmesi videoya dönüşmesi demektir. Hayatta pil gibi düşünün. Bu hayat bitmesi pil gibi düşünün ya, ceyran bitti. Hayat bitti. Hayat ceyran. Ne oldu? Filme dönüştü. Şimdi yangın, sel, başka bir şeyin, başka bir mecrada, başka bir hizmetin inkişafı olacak. Bilmiyoruz. Başka bir mecrada inkişafına vesile olmasını bilerek şükür ve sabırla karşılıyorlar. İmanı tahkiki dünyada dahi medar-ı saadettir diye halleriyle ispat ediyorlar. Evet, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler deyip metinane bu fani zahmetleri baki rahmetlere tebdile çalışıyorlar. Bir de okuyorum, çünkü'si var burada da. Çünkü burada da var. Ben tahmin ediyorum ki bütün bu küre-i arzın bu yangınında, dünyada yangın nasıl tevafuk etti? Ve fırtınalarında, fırtına, sel, selameti kalbini, istirahat ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakiki ehli iman, ehli tevekkül, vekil. Allah'a hasbunallah ve nimel vekil. Allah madem var, her şey onun tasarrufundadır. Madem bir ilmi muhiti ezeli tasarruf ediyor, kimlere layık ve mustahak ise öyle muamele etti ve ediyor ve edecek. Ehli tevekkül bu. Rizadır. Riza, nefsi raziye. Mesela şu anda hayatımızda, tamam mı? Hayatımızdaki Allah'ın tasarrufu var ya. Razı mıyız Hafız? Mehmet Ali. Sen mesela razı mısın Allah seni bu şekilde yarattı? Senden daha ileri nimeti olan var mı? Benden fazla. Teravih merkez camilerde hatimle kıldıransın. Cüzle. İltifat için demiyorum. O kafaya Allah Kur'an koymuş. Sana bu yaşta bunu vermiş. Biz de elem terden aşağı okuyamıyoruz. Elem terden aşağı okuyamıyoruz adam. Hatimle Kur'an'ı. Şimdi Allah'ın sana yaptığı tasarrufu. Yok müdürlük vermedi, para vermedi, aş iş vermedi, yat kat at vermedi, eş yok. Yani Allah Allah. Allah neler vermiş ya. Herkes kendi dünyasında şey yapsın. Bana ona vermedi de değil. Sen öyle de ki, diyesin diye söyledim. Allah'ın büyük nimeti sana verdi. Ne verdi? Kelamını sana verdi. Ben de diyorum ki en iyi, en büyük nimeti de bana verdi. Kendini tanıma nimetini verdi. Kendime döndüm. Farkındalığım var. Çok şükür. Bugün namazımı kıldım. Bugün nefes alıyorum. Bu derste gene beraberiz. Çünkü toprağın altında değilim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deme fırsatım var. En büyük nimeti bana verdi. Şey yalan değil ya. Tamam. Çok şükür ya. Allah Allah. Bunların içinde en ziyade kendini kurtaranlar Risale-i Nur ailesine sadakata girenlerdir. Niye? Çünkü bunlar Risale-i Nur'dan aldıkları imanı tahkiki derslerinin nuruyla ve gözüyle. Çünkü bunlar Risale-i Nur'dan aldıkları imanı tahkiki derslerinin nuruyla gözüyle.
imanı tahkiki nuruyla, akıl gözüyle bakarak her şeyde rahmet-i ilahinin izini, özünü, yüzünü görüp her şeyde kemali hikmetini, cemali adaletini müşahede ettiklerinden kemali teslimiyet ve rıza ile rububiyet-i ilahiyenin icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle gülerek karşılıyorlar, rıza gösteriyorlar ve merhamet-i ilahiyeden daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki elem ve azap çeksinler. İşte buna binaen değil yalnız hayat-ı uhreviyenin belki dünyadaki hayatın dahi saadet ve lezzetini isteyenler değil ahiretin, dünyanın saadetini, lezzetini isteyenler hadsiz tecrübelerle Risale-i Nur'un imani ve Kur'an'ı derslerinde bulabilirler ve buluyorlar. Bir de okuyayım. Niçin? Çünkü Risale-i Nur imani tahkiki veriyor. İmani tahkiki ne demektir? Her şeyde rahmet-i ilahiyenin izini, özünü, yüzünü görüp her şeyde rahmet-i ilahiyenin izini, özünü, yüzünü görüp her şeyde kemal hikmetini, her şeyde cemal adaletini müşahede ettiklerinden kemali teslimiyetle ve rıza ile rububiyet-i ilahiyenin icraatından olan musibetlere, sel ve yangınlara karşı teslimiyetle gülerek karşılıyorlar, rıza gösteriyorlar. Mesela ben niye böyle oldum? Niye hasta oldum? Niye korona oldum? Niye kanser oldum? Niye ömrüm bu kadar? Bir gün gelecek sekeratta olacağız. Hep bunlar hatırına gelmeyecek doktor. Bilgiler hatırına gelir. Bu ruha mal olduğu için ruha bu dersler öyle diyor ustad. Ruha mal oluyor. Şeytanın onun eli diyor. Yani bilgiler, malumatlar dimağdadır. İman da kafada değil. Bu dersler diyor, imani tahkiki dersleri diyor, kalbin ve ruhun derece hayatına yazıldığı için şeytanın değil oraya eli uzansın, alsın, hayali bir uzanma. Şeytanın eli ancak dimağın serbest bölgesindedir. Bu dersler dimağın arka, aşkın, dimağı aşkın, vicdan, vicdanı aşkın, kalp, kalbi aşkın, ruhun, ruhun derece hayatlarına yazılmış. Oraya şeytanın eli şöyle dursun, hayal ulaşamaz. Ha, o zaman sekeratta ne olacak? Bunu bak, dediğimi hatırlayacaksınız bunu da. Hayatta bütün o yaşadıklarınız, okuduklarınız, dinledikleriniz, yaptıklarınız hepsi bir bütün olacak. Sekerat anı demek, geçmişin bütünselliği andır. Tevhide geldiği andır. Yani bütün geçmiş an olacak. Sonra o yaşadıkların, düşündüklerin, hissettiklerin, tarafkirliklerin, ruhsal latifelerin hepsi bütünlenip senin Azrail'in libasını oluşturacak. Senin Azrail'in bu cinsten olacak. Ben sana bir müjde vereyim doktor. Senin Azrail'in ya ustad şeklinde ya da bir sevdiğin abi simasında sana gelecek. Doktor hadi gidelim şey derse, bugün derse gittiniz değil mi? Nereye gittiniz? Turkova'ya gittiniz. Ya hadi derse gidelim diyeceksiniz. Beni nöbetçi bıraktınız ya. Ondan sonra, ondan biliyorum birader. Şimdi derse gitmenin adı, Nurcu'ya öyle diyecek, sen başka çıkmazsın. Akşam buradasın. Ne diyecek? Senin fiilin, düşüncelerin, dima, vicdan, kalp ve ruh. Bütün o hepsi yani kesrettin vahdete bütün geçmişin an olacak. Ana gelecek. O fikirler, hisler, duygular, latifeler şey elbise giydirilecek. Azrail Aleyhisselam'ın şekli olacak. Peki nasıl şey yapacak? İnan ya ustad gibi. Mesela ben bir tane Almanya'da imamlık yaparken caminin imamısın, mecbursun. Sekeratı yaşayan bir yaşlı babane vardı. Evine Kur'an okumaya gittim. Sekerat'a cami öncesi gittik.
kötüleri anlatmayacağım da iyi anlatıyorum. Şimdi sekeratta böyle nefesi çok uzun verirler, böyle yaparlar. Böyle yapar, hu verirken aşağıya doğru. O nefes alışverişine sen iki defa rahat nefes alıp verirsin. Sekerat başladı. Bassın böyle oldu. Günlerce hiç konuşmamış. Duruyor. Ben de Kur'an'ın ikinci sayfasını. Yasin. Günlerce etkilendim ya çok. Onu hiç her aman aman bu mevzuyu delil getiririm. Günlerce hiç kafa kaldırmamış, gözü şey yapılmamış böyle şahıs. Bir anda gözü açtı. Gözü açtı. Niye zahmet buyurdunuz? Kim olabilir? Niye zahmet buyurdu? Ya ustadı, ya şeyhi, ya ne bileyim, ya Resulullah aleyhissalatü vesselam. Niye zahmet buyurdunuz? Kim o? Kimse yok orada. Ben görmüyorum. Ama Azrail'di. Biz burada biliyoruz. Ama o Azrail'di. Ya Resulullah suratında geldi. Çok 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 şükür. Böyle olacağını ümitliyiz ya, böyle yaşıyoruz. Bir tanesini söyleyeyim. Bazen kapıyor ya vehim vesvese. Ben de kapıyor. Bazen böyle çok mu yoruldum, nasıl olduysa bilmiyorum doktor. Yani şey yapıyor ya bazen kalp. Haftada bazılarını birkaç defa yapar. Pat 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 yapıyor ya. Böyle pat 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 böyle şey yapıyor. İnanın odadaydım. Böyle masamda oturuyordum. Kıbleye döndüm. İnan vallahi ölümü bekliyordum ben. Aa geldi, aa geldi. Ama ölenin başka bir tipini söyleyeyim. Gene Almanya'da. Ama bunu değil mi yani bilmiyorum. Gene... Ha? Uykumuzu kaçırma aşamaya. Tamam. Kalk. Yani o da nasıl gitti? Ümit değil. Ben burada şeyi anladım. Bak böyle bir hal olunca hemen oturdum kıbleye. Tayyat oturur gibi oturdum. Ümitle bekliyor. Ya bu haleti sana veren Risale'yi nasıl şey yapacaksın, teşekkür edeceksin bilemiyorsun. Demek ki bu yangın ve fırtınaları nasıl bakılacak? Kainata tasarruf eden zatın rububiyeti, adaleti, hikmeti, inayeti noktasında bakmasan altında ezilirsin. İtiraz olur. Mesela insanın itirazı geliyor ya. Mesela diyor ki ya Rabbi bunu mesela başka bir tanesini diyeyim. Beykoz'da ben duydum yani. Ve helak eder diye kaçtım. Almanya'dan koronadan ölen bir zatın kaynanası diyor. Dedi ki ya Rabbi diyor bunu alarak bebelerine hiç acımadın mı dedi. Ve ufak çocukları var. Onun şerrinden Allah'a sığındım ya. Ne yaptı? Şefkat ne yaptı? Sakami kalbi marazi ruhu oldu. Yani ifrat-ı şefkat dalalete attı onu. Sanki Allah bilmiyor ya. Görmüyor. Mektubatı versene, o cümleyi tam okuyayım. Mektubatta bak ne diyor. Ve sonra tabii buldum onu, dayanamadım. Cenazenin oradan ayrılmadan hemen buldum. Böyle böyle dedin dedim. Çabuk. Çabuk tövbe et dedim. Tekrar et dediğimi dedim. Ya Rab işte şöyle böyle dedim. Affet beni falan. Onları tövbe ettirdim elhamdülillah. Çok şükür de bak. Bir yer okuyacağım size bak o cümleyi. O kadar rahatlatacak ki böyle. Niye böyle oluyor? Niye çocuğuma böyle yaptı? Niye böyle gitti? Değil işte bak. Sayfa 243 okuyorum. Madem şu kainat sahibinin mesela her şey ilaç bu. Çocuğum niye böyle? O niye böyle gidiyor? Bu niçin böyle oldu? Ben nasıl öleceğim? Niye bunlar olmadı? Niye böyle oluyor?
Hepsini kullanabiliyorsan diyor ki, yani bu adama niye böyle oldu? Madem şu kainat sahibinin böyle bir ilmi vardır. Var mı böyle bir ilmi? Kainatı ezeli ve ebedi. Yani şöyle diyeyim. Allah icraat yaparken bir kendisi seyrediyor. İki Esma-i İlahiye hükmünü icra ediyor. Üç meleği ala ruhanileri melekler seyrediyor. Dört vefat eden büyük zatların 124 bin enbiya ve hat ve saba gelmeyen asfiya 124 bin evliya. 126 mıydı? 124 bindi değil mi? 124 bin enbiya. Onlar seyrediyor. Meleği ala sakinleri seyrediyor. Dünyada olan hadiseler ahirete ebedi ve ezeli sermedi manzara oluyor. Seyredilecek ezeli hem de. Sonra insanın kalp ve ruhunu, aklını malzeme oluyor. Bakayım nasıl bakacak, ne yapacak hadiselerde. Nettir 6. Bir de nefsi melabega. Hikmetini bilmediğimiz için mesela kainata tasarruf eden zat diyor ki, madem şu kainat sahibinin böyle bir ilmi vardır, elbette insanları ve insanların amellerini görür. İnsanları ve insanların amellerini görür ve insanlar nereye layık ve mustahak olduklarını bilir. Nereye layık ve mustahak olduklarını bilir. Hikmet ve rahmetin muktezasına göre onlarla muamele eder ve edecek. Demek ki insanlar acıyoruz insan olduğumuz için. Diyor ki madem böyle bir ilmi muhiti ezeli var, insanları görür. İnsanların amellerini de görür. İnsanlar nereye layık ve mustahak olduklarını bilir. Hikmet ve rahmetin ilk muktezasına göre onlarla muamele eder ve edecek. Yani bu yangınlar falan var ya. He. Üstadın bir de bir şey diyor ki abi, bu ehli iman ve bu Anadolu halkı Risale-i Nur'a girmesine de ilişmesine. 131 mi? Neresi? 185 abi. 185 Kastamonu. Emir de abi. Ha, diyor ki, bak burayı şey yapayım. Ey sema, suyunu kes. Ya Erdubley veya Semahli. Yani var ya Nuh tufanında Cenab-ı Hak diyor ki, ey sema, suyunu kes. Arsa diyor ki, suyunu yut. Şimdi bu asırda ne demek bu? Nuh tufanını mı bekleyeceğiz yani? Peygamber yok. Nuh var mı? Yok. Gemisi de yok. Kur'an'da niye var bu? Yani Nuh'un gemisi niye söylenmiş? Yani peygamber kıssalarının bu asırda karşılıkları nedir? Bir manası şudur ki herkes kendi cemaatini veya işte istifade ettiği istikametine vesile olan cemaatini Sefine-i Nuh olur. Bizde nasıl olur? Risale-i Nur Sefine-i Nuh gibi Anadolu'yu Cebeli Cudi hükmüne getirip küre-i arzın yangınından, bak küre-i arzın yangınından, tufanından, sel baskınlarından kurtulmasına bir sebeptir. Niye oluyor peki bunlar? Onu da söylüyor. Okumayacaktım onu burayı ama buraya attım beni. Çünkü şu an yangınlar var ya. İşte niçin okuyor? Gizli de Risale hücum var onun için. Bak niçin esas yazıyor. Çünkü zaaf imandan gelen tuğyan, azgınlık. El haya minen ilman. Haya yok. Zaaf-ı imandan gelen tuğyan, ekser musibeti ammeyi celbettiği gibi. Tuğyan. Yani şu an deprem var, sel var, yangın var, hastalık var. Hastalık da var. Deprem de var mı? Deprem de var. Var. Çünkü bir bakıyorsun, ya Rabbi, acayip bir şey ya. Dün karşıdaydım. Ya caddede arabayı süremiyorum ya. Yani deprem oluyor yanında, gene burada hani iki rekatte bir namaz kılayım demez. İstiğfar edeyim de yok ya. Tövbe de yok. Peki ehli iman niye öyle şey yapıyor. 25. sayfada
Ehl-i imanın suçu ne? Nazar-ı musama onlara tarafgir oluyor. 25. sayfada söylüyor. Bak bir de okuyayım. Bu zelzele, yangın, tufan sebebi zaaf-ı imandan gelen tuğyan, isyan. Adam faizi helal diyor ya. Çıplak geziyor ya. Tamamen uğrayan gibi geziyor. Allah mı var, ahiret mi? Korona ya. Korona yakalanmış, son nefes işte. Ne yapayım? Bir istiğfar et lan. Bir tövbe et lan, cihaza bağlandın ya. Tövbe de Allah nasip etmiyor. Acayip bir şey. Acayip bir gurur ya. Diyor ki, şunla teselli buluyorum. Ulema-i İslam, geçmiştekiler demiş ki, kitaplarda değil, Gazali'de var. Bu asra kayıp asır denmiş. Ne demek? İnsanlık yaşamamış. İnsan yaşamadığı kabul ediliyor. Ahir zaman. Zaaf-ı imandan gelen tuğyan, zaaf imandan geliyor. Tuğyan ne demek? Hastalık. Hayır. Azgınlık, taşkınlık. Her konuda. İtikatta, amelde. Ya kardeşim tövbe yok, istiğfar yok, şükür yok ya, kanaat yok. Ya bak nefes alıyorsun ya, bir şükür et ya, bir kanaat et ya. Nefes alıyorsun ya. Şu anda yerin altında bilimin söylediği 120 milyar insan var. Bunların 5'te 4'ü imansız. 5'te 1'i ehl-i iman. Şu anda o kafir olan 300-500 sene yaşayan insan şu anda dünyaya gelse ne diye, ne derdi? Firavun 350 sene yaşadı. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derdi bak. Ama o adama bu fırsat yok. Sende var. Bak la ilahe illallah deme fırsatın var. Ama bak şurada deprem oluyor. Şurada olan bir tövbe edeyim demiyor. Yok da. İşte diyor ki zaaf-ı imandan gelen iman zayıf. İman belki de şey var ya, akü arabanın marşı çeviriyorsun. Kıt. Orta akü sağlam akü kapıyor ya. Adamın aküsü var ama bitmiş, marş çevirmiyor. Kıt. Zaaf imandan gelen tuğyan. Namaz marşını çeviriyor. Namaz. Namaz motoru çalışmıyor. İman o kadar. Namaz çalışmıyor. O zekat çalışmıyor. Haya yok. Edep kalmamış. Şükür yok, kanaat yok, tevekkül yok, teslim yok. Ne olacak? Bitecek de ya. Ustad ne güzel diyor. Maddi ve manevi bir kıyamet kopmasın diyor. Ekser musibet-i âmeyi celbettiği gibi imanı fevkalade kuvvetlendiren Risale-i Nur, o musibet-i âmeyi dairesinin haricinde bırakmaya rahmet-i ilahiye tarafından vesile oldu. Bu ehli dünya, bu Anadolu halkı Risale-i Nur'a girmeseler de ilişmesinler. Eğer ilişseler, hani artık sistem ya, kokuşmuş bir sistem ya. Reis olsa ne olacak ya? Sistem acayip. Niye iş olmasın kardeş? Ondan sonra yangın niye oluyor? Niye olmasın? Bu kadar isyan olur mu ya? Bu kadar tuyan olur mu? Bu kadar nankörlük olur mu ya? Yani bu kadar vurdum duymaz, teslimiyet de yok, tevekkül yok, sabır yok, kanaat yok, nefes alıyorsun ya. Yediğin önünde, yemediklerin arkada ya. Bu kadar küfranlık olur mu ya? Yani eğer ilişseler, yakında bekleyen yangınlar, demek ki hizmete ilişilmiş. Ben şahidim. Niye oluyor bu depremler, yangınlar? Diyor ki, eğer hizmete, İslam'a ilişseler, yakından bekleyen yangınlar, tufanlar, zelzeleler, taunların istilasına uğrayacaklarını düşünsünler, akıllarını başlarına alsınlar. Bir daha, eğer hizmete İslam'a ilişseler, yakından bekleyen yangınlar, tufanlar, zelzeleler, taunların istilasına uğrayacaklarını düşünsünler, akıllarını başlarına alsınlar. Madem biz onların dünyalarına karışmıyoruz, onlar da lüzumsuz bir halde bu derece ahiretimize karışmalarından onlara felaket getirmek ihtimali kavidir. Bir tane o hoca bugün gene sordu. Tam diyor gavura niye gelmiyor?
Sen dedim hocam, sokakta giderken senin çocuğunun en ufak bir hatasından kıyameti koparıyoruz. Senin çocuğunun yaptığın 10 katını esrarların bağlı çekse hiç umurunda oluyor mu? Yok. Niye sen çocuğunun ufak hatasından kıyameti koparıyorsun da sokaktaki başkasının çocuğunun yaptığı o günahlardan, o yanlışlıktan ilgilenmiyorsun? Çünkü alakadar değil. Allah kafirin işini bıraktı ahirete. Allah bir suça iki yerde ceza vermiyor. Adalet de olmuyor. Ne yapıyor? Cenab-ı Hak Müslümanların üzerinde. Kafirin istediği nedir? Dünya veriyor. Ahirette diyecek ki, ya Rabbi bize niye vermiyorsun? Siz istediniz dünyayı. Dünya sicnül mümin ve cennetül kafir. Dünya müminin cehennemi. Kafirin cenneti ne demek o? Müslümanın cennete gidecek ya ahirete. Ahiretine göre dünya cehennem. Yoksa cehennem olduğundan değil. Cenab-ı Hak Müslümanı ahiret hesap fazla sorulmasın diye cezası dünyada veriliyor. Kafirin cezası tehir ediliyor. Yaptığı çalışmaların mükafatını görüyor. Bir daha. Kafirin cezası, küfrü, imansızlığın burada karşılığı yok. Kavga olsa karakola götürseler biraz iki tokat veya bir fırçayla bırakır seni. Ama cinayet olsa merkezi götürür. İşte kafirin küfrü ahirete, iyilikleri dünyada veriliyor. Müslümanların hatasının cezası dünyada, iyilikler ahirete bırakıldığı için zahirde Müslüman sıkıntılı gibi gözüküyor. Oysa Müslüman kalben ve ruhen rahat. Çünkü kalbi rahmet-i ilahiyeden ileri şefkatini sürmüyor. Ama sebebi neymiş? Zaaf-ı imandan gelen tuğyan ve hizmet-i imani İslamiyete ilişmeler var. Sistem böyle, çark böyle. Çark değişmedikçe zulüm değişmez. O zaman zulümünde bazen limiti yukarı aşarsa Allah onunla depremle, yangınla, selle, hastalıkla cevap veriyor. Mesela onlara girmek istemiyorum. Mesela bir günah var, ona girmeyeceğim, sonra şey olur. Allah onlara çekirge afatını veriyor, kıtlık veriyor. Bazısına deprem veriyor. Niye? Onları ecdat yazmış, büyük alimler yazmış. Bir beldede diyor, mesela zina çok olursa şu olur. Zekat verilmese bu olur. Faiz helal denilirse bu olur. Merhametsizlik olursa bu olur. Namaz kılınmasa bu olur. Onlar demişler ya. Bak usta toplamış. Hizmet imaniye ilişseler. Yangınlar, tufanlar, zelzeleler. Tufan demek. Aynı zamanda taun. Taun da söyledi bak. Taun salgın hastalıkları. Bak eğer ilişseler, ehl-i imana ilişseler ki ilişiliyor. Yakından bekleyen yangınlar, iki tufan, sel, zelzele ve taun. Taun da salgın hastalığı. Hepsi var. Hepsi var. İstilasına uğrayacaklarına hücum ediliyor. Şu anda sel var, yangın var, hastalık var, zelzele var. Niye? İslam'a ve hakiki hizmet edenlere hücum ediliyor. Perde altında gözükmüyor. Mesela ben zaaf imandan geliyorum. Ha, hemen bazılarının kafasına şu şey gelebiliyor. Tamam da ne yapacaksın öteki tarafta? Daha şer. Yani Müslüman sistemi düzeltmeye çalışıyor ama sistemin neresine yama yaparsan yap düzelmiyor. Komple değişmesi lazım. İşte niye söylüyorum? Bak yangın, dört taneyi söyledi. Yangın, taun, tufan, zelzele, zaaf-ı imandan gelen tuğyandan oluyor cümlemiz bu. Ne de uyarıyor abi. Düşünsünler, aklını başına alsınlar. Değil, peki, daha ileri de olabilir. Evet, şeyi söylüyor. Peygamber kıssaları hepsi bulunduğu asırda hepsine bir, mesela diyelim ki Eyüp Aleyhisselam kıssası. Mesela Yunus Aleyhisselam kıssası. Şimdi biz balığın içine mi gireceğiz? O üç tane sistem çalıştırıyor.
Yunus Aleyhisselam karanlıktı. Deniz de karanlıktı. Balığın içi karanlıktı. Üç karanlık. Ne diyor? Bizim de üç tane karanlık var. İstikbal karanlık. Dünya hayatı karanlık. Bir de içimizde nefis karanlık. Üç tane karanlıklar içindeyiz. Ya. Demek ki zaaf-ı imandan gelen tuğyan, taun, tufan, zelzele ve yangınlara sebebiyet vermiş. O alimlerin tavsif etmişlikleri, o tafsilatını burada hulasa etmiş. Zaaf-ı imandan gelen tuğyan, isyandan kaynaklanıyor. Ve durmadılar kendi hallerine, hücum ediyorlar. Hücum ettikleri zaman bunlar oluyor. Tekrar ediyorum. Niye kafirine şey yapıyor? Allah kafirin cezası dünyada verilemez. Kafirin, imansızlığın cezası dünyada cezası yok. Ahirete bırakılıyor. İyilikleri dünyada görüyor. Müslümanın hatasının cezası dünyada. İyilikler orada. Çünkü Müslümanın durumu diyor. Sokaktaki kişiyle kavga etseler karakol ne yapar? Bir fırça, iki tokat, hadi çıkın gel. Ama cinayet olsa merkeze, adliye gideceksin. Onun için kafirin durumu haşir meydanındadır. Ondan ona ilişilmiyor. Müslümana dokunuyor. İşte senin çocuğun sokakta hata yaptığı zaman kıyameti koparıyorsun. Niye başkasının çocuğuna alaka etsin? Onları çok seviyorsun, kendi çocuğunu sevmiyor musun? Hayır. Sevdiğin için buna alakadarsın. Allah Müslümanı sevdiği için İkaz ediyor böyle. Peki, gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Hizmet imanı Kur'an'dan bizi ayırmasın. Amin. Cenab-ı Hak sufyaniyetlerden, deccallardan, şerlerinden Cenab-ı Hak ehl-i imanı muhafaza ve müdafaa eylesin. Hizmet imanı Kur'aniyemizi sufyaniyetin şahs-ı manevisini galebe ettirsin. Amin. Memleketimizde olan taun, tufan, zelzele ve hastalıklardan Cenab-ı Hak Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi hürmetine defu ref eylesin, muhafaza eylesin. Müslümanların vefat edenlerin Cenab-ı Hak şehit, mallarını da sadaka ediyor. Bu hakikatle haklanmayı da bize de nasip eylesin. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavat.